Yeniden herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ufak bir sakatlık geçirdim ve artık o sakatlık bitti. Yine sizlerle birlikteyiz. Bu sezonun ilk videosunda sizlere bir ürün tanıtımı yapacağız. Ürün tanıtımı bir kamış. Kamışımızın adı Shimano Bassterra XT Plus. Bu kamışı size anlatacağız. Videodan birkaç gün önce bu kamışı test ettim. Kamış çok başka. Bu kamış bizlerin bir kamıştan beklediğimiz bütün özellikleri içeriyor arkadaşlar. İsterseniz yavaş yavaş kamışın tanıtımına geçelim. Bassterra XT modeller pek çok farklı versiyonla karşımızdalar bu sezon. Ben sizlere bu videoda Bassterra XT Plus 632 gram atarlı ve 2.70 boyundaki kamışı anlatacağım. Valla kamışın her şeyi çok güzel. Ben kılıfını bile göstermek istiyorum size. Şöyle beyaz bir kılıf da geldi kamış. Kamışın ismi tam olarak şu. Benim aldığım kamışın adı tam olarak bu. Beyaz bir kılıf. Kılıf sert. Yani öyle hemen incelen bir bez kılıf değil. Sert, böyle plastik gibi. Tabii bir bazuka değil ama güzel, şık bir kılıfla geldi. Bunu bir kenara koyalım şimdi. Asıl kamışa bakalım. Kamış elimde arkadaşlar. Shimano'nun bizler için piyasaya çıkardığı son teknoloji. İşte bu. Malumunuz iki parçadan oluşuyor. Ben şimdi size bu kamışın önce alt kısmını, yani dip kısmını, sonra da gövdesini ayrı ayrı anlatacağım. Sırasıyla önce alt kısmından başlayacağız. Sonra gövde kısmından başlayacağız ve kamışın genel özellikleriyle devam edeceğiz. Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim bir kamıştan beklentilerimiz ortak. Hepimiz aynı şeyleri bekliyoruz kamışlardan. Diyoruz ki öncelikle bizim kamışlarımız sahteyi uzağa atsın. Ondan sonra diyoruz ki bizim kamışlarımız sahteyi istediğimiz noktaya atsın. Ondan sonra istiyoruz ki bizim kullandığımız kamışlarımız güçlü kamışlar olsun. Mukavemeti güçlü olsun. Ve şunu da istiyoruz, bizim kamışlarımız, biz özellikle denizde avlandığımız için tuzlu suya, korozyona dirençli olsun. Şimdi ben dördüncü saydığımdan başlayacağım arkadaşlar. Bassterra XT Plus tuzlu suya dirençli, yani tamamen tuzlu su kullanıcıları için üretildi. Bu kamışı tatlı suda kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Tatlı su genel kullanılır. Bütün kamışları tatlı sularda kullanabilirsiniz. Fakat tuzlu su kamışları denizlerde kullanıldığı zaman bizlere çok uzun süre kullanım imkanı sunuyor. Paslanma, korozyon, kirlenme, lekelenme, kamış yorulması, bu gibi etkenleri minimuma indirerek, hatta sıfıra indirerek üretilmiş bir kamış. Kamışın alt kısmından başlayalım arkadaşlar. Şimdi alt kısmı şöyle. Ben elimle bir ölçü göstereceğim arkadaşlar. Hani atarken ne kadar rahat olabilirsiniz diye. Dirseğimden başlıyor. Makine yatağına kadar dirseğim geliyor. Bu da güzel bir mesafe. Bir sahteyi rahat rahat atabilmek için, bir kamışı rahat rahat kullanabilmemiz için güzel bir mesafe. Ne dar ne de çok uzun. Bu açıdan güzel. Artı böyle tutup fırlatacağınız zaman ayrı bir güven hissi oluşuyor elinizde. Onun haricinde makine yatağına gelmek istiyorum. Makine yatağı arkadaşlar, şöyle siz görün, Fuji maddeden oluşmuş bir makine yatağı. Fuji madde nedir arkadaşlar? Serttir, kolay kolay pürüzlenmez, kolay kolay çizilmez. Zaten güzel kamışların kamış halkaları da Fuji'dir. Onlara da geleceğiz arkadaşlar. Onun haricinde kamışın karbon yapısına geleceğim. Çok kaliteli bir karbon kullanmış bu kamış yapılırken ve Diaflash teknolojisi kullanılmış. Diaflash sarım yapılmış arkadaşlar. Shimano'nun üstü kamışlarında Diaflash sarım mevcut. Bu kamışın gücünü, kuvvetini arttırıyor ve kamış yorulması dediğimiz hadiseyi minimuma indiriyor Diaflash sarım. Bu da kamışın bir başka özelliği. Gelelim kamışın yüzüklerine arkadaşlar. Kamış yüzükleri Fazlite, paslanmaz çelik. Ve kamış halkalarımız da Fuji'dir arkadaşlar. Etiketini de size şöyle göstermiş olayım. Görebiliyorsunuzdur buradan. Burada da arkadaşlar kamış halkalarının, kamış yüzüklerinin Fazlite olduğunu görüyorsunuz, görebiliyorsunuz. İşte böyle özellikle tuzlu suda çok rahat bir şekilde kullanacağımız bir kamış. Bassterra XT Plus. Şimdi Bassterra XT Plus'ta bir özellik daha var. Neydi bu özellik? Bassterra XT Plus elimdeki kamış, 632 kamış, orta sertlikte. Orta sertlikte şu anlama geliyor. Silikonlarınızı, maketlerinizi rahat rahat mesafe yaptırabileceğiniz şekilde tasarlanmış bu kamışlar. Bu açıdan önemli. Test aşamasında silikon denedik, maket denedik. Özellikle burada çok fazla kullandığımız kaşıklara da denedim. Onun haricinde jigleri de denedim. Onlar da arkadaşlar çok güzel atılıyor. Attıktan sonra sarması, aksiyon vermesi, zaman zaman jerk vermesi de, kolay bir halde jerk vermesi de çok keyifli ve çok muntazam geliyor. Sahtenizin aksiyonunu bozmadan düzenli bir şekilde yüzdürebiliyorsunuz. Bassterra XT Plus sayesinde. Geldik kamış ağırlığına. Arkadaşlar ben hassas teraziyle tarttım. Elimdeki kamış 143 gram geldi. İkinci bir teraziyle tartmadım. Benim terazim bozuk olabilir. Kamış daha hafif olabilir. Belki 1-2 gram daha ağır olabilir ama bizim burada kullandığımız ağırlık standartlarının içerisinde bir ağırlık. 140 gramlar. Ağırlık konusunda da gayet kullanışlı bir kamış. Yine Bassterra'nın farklı versiyonlarından da bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Farklı versiyonları var. Ben 632 seçtim. LRF kamışı var. Daha ağır gramajlı sahtelerinizi atabilmeniz için de uygun ölçekte kamışlar var arkadaşlar. Bassterra XT'ler, XT Plus'ta çok yakında bütün bayilerde olacak arkadaşlar. Henüz Türkiye'de piyasaya çıkmadı. Henüz mağazalarda satışı başlamadı. Bundan önce bizlere geldi arkadaşlar. Ben bu açıdan mutluyum. Kendimi biraz değerli hissettim. İnşallah bayilere geldiği zaman siz de bu kamışlarla tanışırsınız. Emin olun çok beğeneceksiniz. Ben çok beğendim. Benim için tuzlu su mukavemeti, özellikle tuzlu su için üretilmiş olması çok önemli. Çünkü tuzlu suda üretilmiş kamışların maliyetleri çok yüksek. Bassterra XT'ler, XT Plus'lar hem tuzlu su direnci hem de maliyet açısından hem de performans açısından bizim beklentilerimizi karşılıyor. İnşallah sizlerin de beklentilerini karşılayacaktır arkadaşlar. Birkaç gün sonra kamış kullanıcı arkadaşların elinde olacak. Kullanmaya başlayacaklar. Videodan sonra kamışı edinecek, kamışı kullanacak arkadaşlardan ricam, lütfen kamışla ilgili yorumları, düşüncelerini yorum bölümüne iletsinler arkadaşlar. Bilgi ne kadar paylaşırsa o kadar çoğalır. Kamışla ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Sakarya Karasu burası. Benim söyleyeceklerim bu video için bu kadar. Oltasız da olan herkese rastgele bol balıklı günler diliyoruz.